Babam çok nadir geçmiş hakkında konuşur. Bir istisna dışında. Her zamanki yolundan şehirden köye giderken bir otostopçuyu almak için durmaya karar vermiş. Atla. Babam böyledir. Her zaman yabancıları alır. Ama bu adam farklıymış. 77. çıkışta indirilmek istemiş. Hiçbir yere gitmeyen bir yolda. Gitmeden önce de bir uyarıda bulunmuş. Kara bayraklara çok dikkat et. Çünkü onlar sadece kendilerine sadıktırlar. Babama erzak toplayıp kaçmasını nasihat etmiş. Güvenli bir yer bulup gözlerden uzak kalmasını. Her şeyden önemlisi dikkatli olmasını. Biz de aynen öyle yaptık. Kahin. Babam adama böyle diyordu. Sonu önceden gördüğü için. Ondan sonra kara bayraklar ve diğer milis gruplar egemenlik için savaşmaya başladılar. Gözle görülür her şey tahrip edildi ve yakıldı. Sonra da çürümeye bırakıldı. Sokaklarda öldürülmekten kurtulanlar çoğunlukla evlerinde ya açlıktan ya da donarak öldüler. Bütün bu insanların tek bir ortak yönü var. Korkarak öldüler. Üşüyerek, aç ve korkarak. Sonra durumlar daha da kötü oldu. Kalan milis gruplardan biri su rezervine mikrop bulaştırmayı başardı. Tek bir damla bütün bağışıklık sisteminizi çökertmeye yetiyordu. İşte kıyamet o zaman koptu. Bütün şehirlerde hayat durdu. Cennetin dinlerine can veren topraklar tamamen yerle bir edildi. Hayatta kalmayı başaranların tutunacak hiçbir şeyi kalmadı. İnsanlığa olan inançları dışında hiçbir şeyleri. Ve birbirlerine. Boş ver. Demek istediğimi anlıyor musun? Evet. O yüzden sana boş ver diyorum. Babam seni o kızın yanına yaklaştırmaz. Bunu kabul edemem. Onunla konuşacağım. Erkek erkeğe. Sence yapamaz mıyım? Şahmat. Dikkatimi vermiyordum. Yeni oyun. Tekrar oynayalım. Baba, ziyaretçilerimiz var. Kaç kişiler? Sadece bir kişi gördüm. Tekrar yukarı çık. Beni korumak için de hazır ol. Şahin, şimdi hiç zamanı değil Cemal. Baba, ben de seninle geliyorum. Hayır, gelmiyorsun. Baba. Meryem. Bana çocukmuşum gibi davranma. Sana yardımım dokunabilir.
Biliyorum kızım. Kimse senden daha yetenekli değil. Bu yüzden içeride kalıp diğerlerine göz kulak olman gerek. İki vuruş sorun yok. Üç vuruş sorun var. Kız hasta. Su yüzünden. Lütfen yardım edin. Hiç hoşuma gitmedi. Lütfen. Gel buraya. Gel buraya. Bekle biraz. Bu bir tuzak. Lanet olsun. Kızımın yaşında. Şuayb, sakın kapıyı açma. Lütfen yardım edin. Ya da öldürün beni. Denemem lazım. Tut şunu. Baba, ne yapıyorsun? Merak etme. Başının çaresine bakar. Sen onu koru yeter. Şuayb! İçeri girdiğim anda kapıyı kapat. Dur. Şuayb! Nehrin kenarında var beş kız. Sadece birine aşığım. Nehrin kenarında var beş kız. Gitti üçü, kaldı ikisi. Yerinde olsam asla kımıldamazdım. İndir silahını. Kızı ver. İndir silahını dostum. Kızı ver dedim. Tekrar söylemeyeceğim. At silahını. Elimde kalacak. Adın ne bakalım? Seni ilgilendirmez. Kiminle geldin? Seni ilgilendirmez. Bana Abu Eysa derler. Ben de Ayla'm. Kimseyle alakam yok. Peki neden geldin? Ne istiyorsun? Su. Bana su ver. Sana bir galon su veririm. Kızı bana verirsen. Şunu söyleyeyim. Çok bonkörsün. Orada o kadar güzel suyun var. Bir galon mu veriyorsun? Bu hiç yetmez. O sadece benim için. Ya kızın yanında bir de küçük bir hediye verirsen? Neymiş? Kurşunlarım var. İstediğin kadar çok. 9 milimetre mi? Hayır. Bende 22 S için var. Peki 762 S var mı? Yok. Ne yazık ki. Ama hey, elinde...
Abo Eysa, sakin ol, biraz rahatla. Söyledim sana, hediye edeceğim. Dur. Bende bunlar var. Çok kullanışlı. Ateşlemek için silaha ihtiyacın yok. Her çeşit pim ya da çivi işini görür. Felakete yol açarlar. Onlara ihtiyacım yok. Dinle beni. Sana 3 galon su veririm. Sen de bana kızı. Ama sonra sen de arkadaşların da bir daha buraya gelmeyeceksiniz. İzin almana gerek yok. Sakin. Bu sakin. Seninle benim aramda. Haklısın. Bu seninle benim aramda. Tribe, buraya gel. Olmuyor. İkisine de nişan alamıyorum. Kamyonun üstünde. Hadi baba, çekil şuradan. Söyle silahlarını atsınlar, yoksa beni... İyi misin? Evet, iyiyim. Ateş etme! Ben sadece buradan geçiyordum. Kavga ettiğinizi duydum. Sizin tarafınızı seçtim. Neden buraya geldin peki? Sığınacak bir yer arıyordum. Her yer şu anda eşkıya dolu. İyi insanlarla karşılaşmayı umuyordum. Yalnız mısın? Gülbin! Başka kimse var mı? Sadece ikimiz. Tubashi? Evin çocuğu. Hem asırma dedeni. Bıçağımı almamın bir sakıncası var mı? Beni vuran adamlara selam verdin mi? Gülbin Arapça bilmiyor. O bir Kürt. Benim Kürtçem de çok iyi değil. Ama bir şekilde iletişim kurabiliyoruz işte. Vazgirete teçiye. Rojbaş. Rojbaş. Baba. Sorun yok. Yaralandın mı? Daha iyi nişan alsaydın, bu iyi insanı öldürmüş olabilirdin. Ben sandım ki o da diğer adamlarla birlikte... Ne sandığını biliyorum. Sorun değil. Benim adım Şuayb. Bu da Kays. Benim adım Musa. Babamı sen mi kurtardın? Sağ ol. İçeri gelin.
En azından yaranı temizleyelim. Oğlum futbol takımının kaptanıdır. Hı hı. 2 yıl üst üste gol kralı oldu. Allah bağışlasın. Başınız sağ olsun. Hepimiz aynı yoldayız. Yarın sabah ilk iş kızı göm. Kan benim değil, korkma. Musa, bu kızım Meryem. Merhaba. Davut. Evet. Çizer. Aslında grafik tasarım ve animasyon. Televizyon için bir şeyler yaptım. Çizer. Zeynep, Bilal. Misafirlerimiz var. Ben Musa. Bu da Gülbin. Merhaba. Hoş geldiniz. Burası oldukça büyük. Rahatınıza bakın. Burası ne böyle? Eskiden uçak kanadı fabrikasıymış. Ne kadardır buradasınız? 318 gündür. Kim bunlar? Neden getirdin buraya? Adam beni kurtardı ve yaralı. Birkaç gün kalsınlar. Kim olduklarını bile bilmiyoruz. Ya bize zarar verirlerse? Ya hepimizi öldürmek için geldilerse? Cemal, yeter artık. Her şey yolunda mı baba? İyi misin? Bir şey mi söyleyeceksin? Musa, bizimle kalmalı. Sadece Musa mı? Eysa, bu insanları çok az tanıyoruz. Bu adamın huyunu suyunu bilmiyoruz. Senin hayatını kurtardı. Daha fazla ne bilmen gerekir ki? Olsun, dikkatli olmalıyız. Dünya eskisi gibi değil. Dikkatli olmak annemin sudan hastalık kapmasına engel olmadı baba. Onu kurtarmak için elimden geleni yaptım. Sadece dikkatli olmaktan daha iyi bir plan yapmalı. Kahin böyle yapmamızı söyledi. Ben Allah'a inanıyorum. Allah'a inanıyorsun. Ama gelecek için plan yapmıyorsun. Bizim kaderimizi yönetmemiz gerek. Kendimizi bir çıkmaza sokup bunu kaderimiz olarak kabullenmemiz değil. Bu kadar yeter. Şunu anlaman gerekiyor baba. Yeter benim... dedim. İngilizce biliyor musun? Sadece Kürtçe. Bana bir iyilik yaptın. Bunun için minnettarım. Burada birkaç gece kalabilirsiniz ama bu kadar. Gidecek başka bir yeriniz yoksa kalın tabii ama kalırsanız
Bazı şartlarım var. Buradaki işleri yapacaksınız. Misafirlerden böyle kararlar vermelerini istemeden önce yemek yemelerine ve dinlenmelerine izin vermek adetten değil midir? Lütfen. Nasıl tanıştınız? Onu ıssız bir mahallede buldum. Kocası öldükten sonra aylarca orada saklanmış. Öldürülmüş aslında. O zamandan beri birlikte kalıyoruz. Bizi bir araya getiren kader olmalı. Öyle değil mi? Nasıl öldürülmüş? Paramparça. Lime lime edilmiş. Kafasını bedeninden ayırmışlar. Kendilerini askeri ilan eden bir grup yapmış. Onun yaşamaya değer biri olmadığına karar vermişler. Mucize eseri Gülbin kaçmayı başarmış. Neyse ki onu ben buldum. Yara izlerimi güzellik göstergesi olarak görüyorum. Kürtçe'ye çevirebilir misin? Ben öğretmendim. Her şey başladığında. Okulda hepimizi rehin aldılar. Bir isyancı komutan öğretmenlerden birini emri taciz etmeye başladı. Ben de ona saldırdım. Üç isyancı bana tecavüz ettiler. Yüzüme asit döktüler. Hayatta kalmak için ödeyeceğim bedelin bu olduğunu bilseydim yine de aynı şeyi yapardım. Ben tiyatro yönetmeniyim. Ya da daha doğrusu öyleydi. Eski dünyada sahnede güven kazanmaları için öğrencilerime kendilerini aşkla güçlendirmelerini öğretirdim. Öğrencilerimden biri bari yanımızda olabilseydi. Raya'yı görseydi. Sadece aşkla silahlanmış olağanüstü bir örnektir o. Tüm o vahşilik ve nefretle savaşmak için bir şekilde bunu kullanmış kişi. Ona aşık oldum. O da beni sevdi. Aha. Pek çok dilekçe ve her türlü diplomatik girişimin sonunda sevgili arkadaşımız Şuayb nihayet bizi Allah'ın huzurunda evlendirmeye razı oldu. يا الريح يا روح لو تعلمين يا الريح يا روح لا تسلين أين هذا الحنين
Baba, garip şeyler oluyor. Ne? Gülbin Musa'dan korkuyor. Bunu nasıl anladın? Onu izlesene. Musa etraftayken hep ürkek ve gergin. Musa'da bir gariplik var. Ondan hoşlanmadım. Ya da herkese bakma şeklinden. Babamın hayatını kurtardı. Biliyorum ama yine de dikkatli olmalıyız. Evimizi açmaya borçluyduk. Peki adamı ne kadar tanıyorsun? Yapılması gereken buydu. Onlar için gereğinden fazla şey yaptık zaten. Meryem. Bence biz... Musa kalmak isteyip istemediğine yarına kadar karar verecek. Ya Gülbin istiyor ama söylemeye korkuyorsa? İkiniz biraz dinlenin. Yarın bütün cevapları alırız. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Bıçak. Bu adama neden bu kadar güveniyorsun? Sen neden bu kadar çok bilmişsin acaba? Her şeyi biliyorsun sanki. Aptal. Bana bir daha aptal dersen babama senle Davut'u söylerim. Gerçekten mi? Neyiz biz, çocuk mu? Bunu sen başlattın. Ayrıca babama asla söylemeyeceğimi de biliyorsun. İnşallah yemeği beğenmişsindir. Uzun zamandır yediğim en iyi yemekti. Bu bıçak yanındayken kendini daha mı rahat hissediyorsun? Seni rahatsız mı ediyorum? Pek sayılmaz ama gördüğün gibi hepimiz silahlarımızı bu dolaba koyuyoruz. Bir sorun çıkana kadar da dolap kilitli kalıyor. Anahtar sadece bende var. Silah taşımam fark etmişsindir. Burada herkesin yaptığı şey. Yani bana da uyar. Hayır. Hayır.
Beni deniyorsun sen. Hayır, denemiyorum. Evet, deniyorsun. Çünkü beni tanımıyorsun. Bak, bu gördüğün bıçak ve ben eski arkadaşız. Ömür boyu beraberdik. Ne yapacağız korkusuz Dieter, söyle. Bu bıçağı yastığımın altında tutmam için bana güvenecek misin? Yoksa ben mi sana güvenmeliyim? Gül beni ve beni uykumuzda öldürürsün. Sizi öldürmek gibi bir niyetim olsaydı size yemek vermezdim. Öldürmeden önce bizi keçi gibi şişmanlatmak istemiyorsan tabii. Öyle değil mi? Hayır, öyle değil. Ve bunun için seni denememe de gerek yok. Çoktan denedin zaten. Bak Musa, burada kalma kararı verdiysen başka ama evimde misafirsin. Ve misafirler evin kurallarına uymak zorundadırlar. Silahın dolaba, diğer silahların yanına gidiyor. Konu kapanmıştır. Dalga geçiyordum dostum. Şakadan anlamaz mısın sen? Bu bıçak benim en değerli şeyim. Sen gerçekten kendine bu gerçekler sürüsünün lideri mi diyorsun? Güven birine kolayca verilmemeli. Güven kazanılmalı. Erzağınızı, suyunuzu ve silahlarınızı nerede sakladığınızı biliyorum. Şimdilik hoşça kal. Korkusuz lider. Değersiz. Ben Elif ve Yağ'ım. Başlangıç ve son. Güçsüzü güçlüden ayırmak vakti geldi. Değerliyi şu ay değersizden. Kayıs. Hayır. Hayır. Bırak ha. Onu. Ha. Bırak onu. Hayır. Bırak dedim. Hayır. Duşi vakiyeden. Tepe şarabandan. Bana bir şeyler getir. Bandaş, havlu, ne bulursan. Hadi. Hayır. Baba, kapatma gözlerini. Hepimiz yanındayız. Dayan baba. Meryem. Hadi dayan. Neyse. Söyle. Üzgünüm. Söyle. Hayır. Hayır. Hayır! Baba. Yabancıları içeri aldığında ne olduğunu gördün mü? Hepsi senin hatan. Davut. Hadi. Eysa. Eysa bekle. Davut. Eysa. Neredesin? Çık ortaya. Eysa. Şerefsiz herif. Çık ortaya hadi. Matuf emlaki. Azu hayli hevyam. Çekil önümden. Oba var ya. Çekil. Nereye gittiğini sanıyorsun? Ne? Senin derdin ne? Hepinizin derdi ne? Neler oluyor? Az önce kim öldürüldü? Sizi kim kurtardı? Şimdi neredesiniz? Neredesiniz? Hiçbir yere gitmiyorsun.
Onu öldüreceğim. Bu gece değil. Öldüreceğim bu onu. Bu gece öldürmeyeceksin. Babama bakmamız lazım. Endişelenme. Musa çoktan gitmiştir. Biraz uyuman lazım. Ben iyiyim. Kalsana. Önceden ne yapıyorduk? Babam bizi güvende tutmanın bir yolunu bulmuştu. Ama gelecek için plan yapmamıştı. Sence gerçekten kaçtı? Musa mı? Sen iyi bir adamsın İsa. Babam bunu duysa gülerdi. Kıyametler kopuyordu ama baban hala kaptan olduğunu söylüyordu. Ben adamsın kısmı için dedim. Hiç adammışım gibi davranmadı.
Sen şu an erkeklerin işini yapıyorsun. Buradaki insanlar sana ve kız kardeşine güveniyorlar. Ben de öyle. Bugün babanın sayesinde hayattayım. Bundan sonra beni sağ kolun olarak gör. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Feymon Buşan. Ne? Av. Sonra yıkarım. Suya ne oldu? Nasıl yani? Sıçtık. Su kesilmiş. Kuleye çıkmamız gerek. Ben de seninle geleyim. Hayır Meryem. Oraya tek başına gitmene izin vermem. Davut, Kays gidelim. Ne oldu? Su kulesine gidiyoruz. Hayır, sen burada kal. Ben giderim. Tamam. Eysa. Öyle bir şey olmayacak. Birimizin burada kalması gerek. Peki. Hala bana kızgın mısın? Kapıyı arkamızdan kilitlemeyi unutmayın. İki vuruş sorun yok. Üç vuruş sorun var. Merak etme. Kaçmalı mıyız? Bir şey fark etmez ki. Enerjini harcama. Sadece hazır ol. Eysa dur. Ben tırmanayım. Buna mecbur değilsin. Ben yaparım. Evet, zorundayım. Üstüne düşeni yap, baban hep böyle derdi. Bu da benim görevim. Biraz yardım etmeniz lazım çocuklar. İdris, dikkat et.
Meryem dur! Tamam sakin ol. Aa! Aa! İçeri taşıyalım Eysa. Sakin ol. Kanamayı durdurmamız lazım. Musa'nın bahsettiği şey bu mu? Güçsüzü güçlüden ayırmak mı? Bu nasıl bir imtihan? Bize ne yapacak? Bu imtihan filan değil. Bu bir katliam. İşe yaramıyor. Kemerini ver bana. Hiç kalmadı. Peki ya geri gelirse? Nereye gittiğini sanıyorsun sen? Bizden neyi saklıyorsun söyle. Ne saklıyorsun? Kes sesini. Herkes çenesini kapasın. Kim birine el kaldırırsa defolup gider. Anlaşıldı mı? Neden kalmasını bu kadar çok istiyorsun? Kalmaması için bir neden yok da ondan. Eysa! Şimdi zamanı değil. Şaka gibi. Dinle. Kanama durmuyor. Ateşi getir. Sıkı tut. Tamam sakin ol. Sakin ol Davut. Sakin ol. Sakin ol. Bilal bize yardım et. Sakin ol. Hepimiz yanındayız. Eysa! Eysa! Davut! Lütfen yapma! Davut! Davut yapma! Yalvarırım. Yapma! Lütfen! Gözlerini kapatın. Yalvarırım! Bana bak. Dizinin üstünden kes. Güven bana. Cemal. Acınacak haldesin. Biraz da Davut'a bırak. Bunu duymak istemediğini biliyorum ama daha fazla burada kalamayız. Ve Davut şu an kımıldayabilecek durumda değil. Çok fazla kan kaybetti. Önceliğin yaşayacak olanlara verilmesi gerek. Sen yaşayacağından nasıl bu kadar eminsin? Beni tehdit mi diyorsun? Hepimiz ölmeyecek miyiz? Sadece bencil olduğunu söylüyorum. Kesinlikle. Şu andan itibaren olması gereken şey bencillik hayatım. Seni bu önemsiz ve çocukça duygularında susuz tek bir haftayı bile atlatamayız. Şimdi seni... Bırak! Bırak beni! Yeter! Ben ne dedim Cemal? O bana saldırdı. Ama o kısmını görmüyorsun değil her mi? Her şeyi duydum. Ne olmuş? Sorumluluğu sana kim verdi?
Çık dışarı. Artık emirleri de sen mi veriyorsun? Artık burada istenmiyorsun. Burada biz birbirimizi koruruz. Birbirimizi savunuruz. Kendin için savaşmak istiyorsan çık dışarıda savaş. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Bensiz bir gün geçirebilecek misiniz? He? Çık dışarı. Ya çıkmak istemezsem ne olacak ha? Sana çık dedim! Artık senin emrinde değiliz, kaptan. Bence hepimiz sorumluluğu benim anlamın daha mantıklı olduğunu düşünüyoruz. Yumurtasından yeni çıkmış bir yavrunun değil. Yapacağımız ilk şey de bu sürtüyü buradan atmak olacak. Defol, git dokun. Buradan, çık dışarı, geride dur. Bunu buradaki herkesin iyiliği için yapıyorum. Sen bir lider değilsin. Asla da bir lider olamazsın. Bunu sen de biliyorsun. Sen ne biliyorsun? Biliyor musun? Baban her konuda benim fikrimi alırdı. Aranızdan bilen var mı? Kararı veren asıl kişi bendim. Gerçek bir liderin emanetleri koruması lazım. Bunu yapabilir misin Cemal? Öyle mi? Sen kimi koruyabildin peki? Babanı koruyamadığın kesin. Herkesin gözü önünde katledilirken sen neredeydin? He? Kim düşmanı burada canı yürekten ağırladı? Kalsınlar diye sade sen değil miydin? Buraya nasıl geldiğini unuttun mu sen? He? Ailesini yanmaya terk eden adam. Ama bir şekilde kapa kitaplarını çeneni. Kurtarmış. Bu sen değil miydin? He? Bir adım daha atarsan beynini patlatırım. Sen lider değilsin. Hiçbir zaman da olmadın. Bunu babam da biliyordu. Bana öyle bakıyorsunuz. Kararları bu çocuğun vermesine izin mi vereceksiniz? Neye dayanarak ha? Şuayb'in oğlu olduğu için mi? İçinde kurşun olmadığını biliyordum. Sadece onu korkutmak istedim. Eysa, biz seninle kalıyoruz. Sen bizi merak etme Cemal. Kendine dikkat et yeter. Ve 7 kişi kalmıştı. O ne demek? Oltaya geldiniz. Musa sizin için gelecek. Fare gibi kapana kıstıracak. Teker teker. Su bulmak için hepiniz bu delikten sürüne sürüne çıkacaksınız. Sizinle tekrar görüşeceğiz. Çok yakında.
Sence doğru şeyi mi yaptık? Bence Musa'nın planı işe yarıyor. Hadi. Cemal haklı. Su olmadan burada yaşayamayız. Davut. Onu götürmek çok zor. Peki ne yapacağız? Bir plan yapmamız lazım. Su aramaktan başka çaremiz yok. Ama Musa'nın bunu yapmamızı istediğinden eminim. Buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. İstediği şey savaşsa, o zaman savaşacağız. Doğru şeyi yapıyoruz. Başka çaremiz yok. Hazır mısın? Evet. İsa. Ben de sizinle geliyorum. Ne? Gelmek zorunda değilsin. Aslında zorundayım. Meryem. Çok yorgunuz. Biri nöbeti devralabilir mi acaba? Ama Davut'u bırakamam. Az. Ona güvenebilir miyiz? Zaten güvenmiyor muyuz? Az. Hadi.
Matarayı ver. Kapı açık. Raya! Raya! Daha hızlı! Raya! İyi misin? Yaralandın mı? Cemal burada. Çıkış yolu görebiliyor musun? Thank you.
tuzak. Onu burada bırakamayız. Musa neden onu öldürmedi ki? Onu kullanacak. Ne için? Yem olarak mı? Bizi buraya sokmak için mi? Öğrenmenin bir tek yolu var. Cemal, ne oldu? Dilini kesmiş. Bir ses duydum. Cemal sessiz ol. Allah, bu da ne? Raya, bize sarmak için bir şey vur. Allah aşkına kapa çeneni. Cemal sakin ol. Neyse. Onu yanımıza götüremeyiz. Onu da bizimle sürüklersek işimiz biter. Ama onu böyle bırakamayız. Tut onu. Tut hadi. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Affet beni Cemal. Meryem. Söyle canım.
Biraz su verir misin? Suyumuz yok. Bilal! Meryem! Ecelin geldi. Gülbin! Gülbin! Meryem. Sen nereye gidiyorsun? Sen onunla kal. Nereye? Onu kurtarabilecek tek kişi sensin. Benden ne istiyorsun? Eski dünyayı unutmanı istiyorum. Milyarlarca insanın sıradan yaşamaları için var olan kuralları bırakmanı istiyorum. Bütün o karmaşayı bir düşün. İnsanlığa verilmiş en büyük hediyedir. Senin insanlık hakkında konuşmaya hakkın yok. Anlamıyor musun? Dünya işe yaramayan insanlar yüzünden boğularak ölüyordu. Değersiz insanlar. Amaçsız insanlar. Benim görevim senin bunu anlamana yardımcı olmak. Seçim senin. Hanginiz hayatta kalabilecek? Karar ver. Ah!
Sakın korkma. Artık özgürsün İsa. İşte son. Aynı zamanda başlangıç. Cemal'in dilini kesmeden hemen önce silahta kurşun olmadığını söyledi. Yalan söylemediğini nereden biliyorsun? Kays nerede? O iyi bir askerdi. Ama görevi sona erdi. Zekiydi. Ama bir lider değildi. Daha fazla müride ihtiyacımız yok. Neden? Sen yaşamayı hak ediyorsun. Diğerlerinden daha fazla. Musa'nın ateşe tutuşturması. Ben de gözlemleyecektim. İdareyi kimin ele geçirdiğini. Durumu kontrol altına alan bize katılabilir. Gerçek şu ki az kişi başarılı oldu. Ama ben sana inanıyordum. Hayal kırıklığına uğratmadın. İmtihanı geçtin. Ailemi öldürdükten sonra. Çünkü onlar zayıftı. Şimdi seçim senin. Gitmene izin verdiğimde beni öldürmeye çalışabilirsin. Ya da benimle gelirsin. Seçim senin. Yakında Medine'de toplanıyoruz. Bize katıl. Diğerleriyle tanış. Parçalanmış dünyayı beraber onaralım.
artık güvendesin. Benim görevim bitmedi. Gitmem lazım. Seni bekleyeceğiz. Her şeyin tekrar başladığı yer. Onlardı, değil mi? Onlar da kim? Ya Elif. O ne demek bilmiyorum. Elif ve Ya. Birinci ve sonuncu. Başlangıç ve son. Sonra başlangıç. Adımız buydu. Ve sembolümüz. Sen onlardan mısın? Bir zamanlar onlar gibi ben de inandım. Peki neye inanıyorlar? Neyin peşindeler? Doğru kabul ettikleri şey şuydu. Bir zamanlar aşina olduğumuz hayatın sona ermesi kaçınılmazdı. İnsanoğlunun çok geçmeden kendini parçalarına ayırması da amaçları bu. Amacımız külleri ayıklamak ve hayatta kalanları bulmak. Toplumu yeniden oluşturmaya
yardım edebilecek olanları. Ama sen ayrıldın. İlk başlarda yaptıklarının çok yüce olduğuna inandırılmıştım. Güçlü imanı ve sezgileri olan insanları aradık durduk. Kanunlar ve devletler çöktüğünde insanlıklarını kaybetmemiş olan insanları aradık durduk. Ama etrafımızdaki karmaşa büyüdükçe daha fazla insanın değerleri değişmeye başladı. Bizim aradığımız ve test ettiğimiz nitelikler de öyle. Ayrılmam gerektiğini biliyordum. Şu ifadeyi kullandıklarını ilk duyduğum anda biliyordum. Değerli insan. Baban iyi bir insandı. Onu uyardım. Ama o geldiği yoldan dönme konusunda ısrar etti. Seni ve kardeşini kurtarmak için. Babam tüm cevapların kahinde olduğuna inanmıştı. Ama yanıldı. Elif ve Ya. Bu sizin hikayeniz. Medine'de buluşuruz. Dünyanın sonu sizin olabilir. Ama başlangıcı kime ait olduğunu göreceğiz.